Herkese hayırlı günler. Kıymetli ve sevgili kardeşlerim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hadisi şerifinde şöyle anlatıyor. Bir gün insanların arasında iken bir adam gelip ona "Ey Allah'ın Resulü, iman nedir?" diye sordu. Peygamber Efendimiz "İman Allah'a, meleklerine, kitabına, ona kavuşmaya, peygamberlerine iman etmen ve öldükten sonra son dirilmeye iman etmendir" diye buyurdu. Adam "Ey Allah'ın Resulü, İslam nedir?" diye sordu. Peygamber Efendimiz "İslam Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayarak ona kulluk etmen, farz olan namazı dosdoğru kılman, farz olan zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman" buyurdu. Adam "Ey Allah'ın Resulü, ihsan nedir?" diye sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "İhsan Allah'ı görüyormuşsun gibi ona kulluk etmen. Her ne kadar onu görmüyorsan da o seni görmektedir" buyurdu. Adam "Peki ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" dedi. Peygamber Efendimiz bu konuda soru sorulan kimse soruyu sorandan daha fazla bilgili değildir. Fakat sana alametlerini bildireyim. Köle kadının efendisini doğurursa işte bu kıyamet alametlerindendir. Yine çıplak yalın ayak kimseler insanlara lider olursa işte bu kıyamet alametlerindendir. Çobanları bina yapma konusunda birbirleriyle yarış ederken görürsen işte bu da kıyamet alametlerindendir. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka hiç kimsenin bilmediği 5 şarta girmektedir buyurdu. Daha sonra Peygamber Efendimiz kıyametin ne zaman kopacağı hakkındaki bilgi ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru o yağdırır, rahimlerde olanı o bilir, hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Lokman 31-34 ayetini okudu Peygamber Efendimiz. Ebu Hureyre sözüne devamla der ki sonra soruyu soran adam çekip gitti. Peygamber Efendimiz onu bana geri çağırın buyurdu. Bunun üzerine sahabeler geri çevirmek için onun peşine düştüler. Fakat onunla ilgili hiçbir şey göremediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz işte bu gelen Cebrail aleyhisselam insanlara dinini öğretmek için gelmiştir buyurdu. Rabbim bizleri imandan ayırmasın. Esselamu aleyküm. Hayırlı günler.